Size iki adet aksiyon oyunundan bahsedeceğim. Bu iki oyun da şu anda piyasaya çıkmadı ama önümüzdeki ayda çıkacak. Hatta bir tanesi çok yakın tarihte çıkacak. İkisinin de ortak noktası abi çok aşırı beklenenin olmaması. En azından şu an piyasaya baktığımda çok böyle yanıp tutuşan insan görmüyorum bu oyunlarla alakalı ama kalite anlamında bunlar bu seneye damga vuracak oyunlar olabilirler. Hele bir tanesine %100 gözüyle bakıyorum. Bu videomuzda özel bir İtopya sistemi de var. Bunda detaylarına ilerleyen dakikalarda değineceğiz. Oyun 1. Bu oyunu beklediğim için aşağılandım. Sene başında konuştuğumuz zaman videolarda size beklediğim bir oyundan bahsetmiştim. Listelerime almıştım bu oyunu. Adı Lords of the Fallen'dı. O dönemde oyunla ilgili yayınlanan tek şey sinematik bir fragmandı. Oyun neye benziyor hiç kimse bilmiyordu yani. Souls tarzında olacağını biliyorduk da tam ne kalitede olacağı şüpheliydi. Ancak ben o sinematik fragmandan beri hatta oyun ismini ilk duyduğumdan beri bu oyunu bekliyorum. Dost meclislerinde falan da söylüyordum böyle ya ben bunu bekliyorum. Millet de bana diyordu ki ya bunun neyini bekliyorsun? Bu beklenir mi lan? Sen de kendi oyuncu mu diyorsun lan gibi cümlelerle beni eziklediler, güldüler, benimle eğlendiler. Tamam abartmayayım o kadar olmadı ama genelde insanlar ne alaka lan dedi. Çok da mantıklı bir soru bu çünkü Lords of the Fallen aslında 2014'te çıkan bir oyun. Ve çıktığı sene dahi çok sevilmemiş bir yapım. Yani öyle hani efsane gibi anılan bir yapım falan değil. Souls çakması diye anılan bir oyun olmuştu kendisi. Grafikleri hoş dursa da oynanış çok kütüktü, aşırı hamdı. Hiçbir zaman da bitiremedim. Çok da bitirmeye çalıştım, uğraştım ama olmadı yani. Çok hantal geldi, oynanış mekanikleri bir türlü sarmadı. Yani orijinalini bile sevmedim ben bu oyunu ama şimdi bekliyorum diyorum. Niye? Nedenini söyleyeyim. Fikrim yok. Bilmiyorum. Yani hiçbir mantığı yok. Niye bekledim ben de bilmiyorum. Ama içimden bir ses abi, tamamen içgüdüsel bir şeyden bahsediyorum burada. Oyunun etkileyici olacağına dair bana bir mesaj gönderiyordu. Ya bu markayı tekrardan yapıyorlarsa bir şey vardır bu işe dedirtiyordu bana. Nihayetinde ne oldu derseniz oyundan bir video geldi. Yepyeni bir video, 17 dakikalık bir video ve milletin aklını aldı. Bana da iyi ki bekliyorum dedirtirdi. Çünkü o 2014'teki ham oyunu bitmemiş oyun yok artık yani. Aradan 9 yıl geçmiş, bu işleri çok daha yapabilecekler, projeyi devralmış ve Souls türde iyice oturmuşken Lords of the Fallen'ın da böyle bir değişim geçirmesi kaçınılmazdı. Yayınlanan videoya baktığımda tabii ilk dikkat çeken şey görsel kalite. Zaten bu işin üzerinde çok duruyor yapımcı firma. Unreal Engine 5 oyun motoruyla hazırlanıyor. Oyun şu yerdeki çimler vesaire falan aşırı detaylı gözüküyor. Ama önemli olan sadece doku kalitesi değil abi. Sonuçta Elden Ring gibi Dark Souls'ları doku kaliteleri çok iyi olduğu için övmüyoruz. Sanat tasarımları da kuvvetli bu oyunların. Ve Lords of the Fallen'da hoşuma giden şeylerden bir tanesi de bu oyunun da sanat tasarımı kısmında iyi çalışılmış olması. Mekanlar çok hoş olmuş gerçekten. Manzaralar, derinlik, ambiyans falan her şey bütün halinde çok güzel duruyor. Oynanış tarafında da bir hantallık olayı kalmamış. Elden Ring'e yakın bir aksiyon hızı sezdim ki bu da mantıklı bir tercih. Boss savaşına baktığın zaman daha böyle ne diyorsun? Tamam bu oyun Souls gibimsi bir şey olacak belli. Ama tam o boss savaşı içerisindeyken oyunun kendine özgü mekaniği ortaya çıkıyor. Ana karakter ölüyor, öldüğü gibi de diyar değiştiriyor. Nedir diyar değiştirme? Oyunda iki adet diyar var. Bir tanesi yaşayanların diyarı, şu görmüş olduğunuz parlak dünya. Diğeri de ölülerin diyarı, daha soluk bir diyar. Fakat bunlar iç içeler, yani paralel dünyalar aslında. Siz yaşayanlar diyarında oynarken öldüğünüz zaman ölüler diyarına geçiş yapıyorsunuz. Sekiro'da hani öldüğün zaman bir daha kalkıyordun ya. Burada da öldüğün zaman abi tekrar kalkıyorsun ama ölüler diyarında kalkıyorsun. Ve oradan devam edebiliyorsun çünkü aynı oyun alanında ikisi de. Tabi buradaki enteresan mekanik şu, sadece düşman seni öldürdüğünde değil sen kendi inisiyatifine de bu ölüler diyarına geçebiliyorsun. Elinde bir lamba var, bu lambayla böyle ölüler diyarına bakabiliyorsun. Hani paralel diyarı gözetleyebiliyorsun. Aa orada bir yol varmış diyorsun, ben bir ölüler diyarına geçeyim. Hop geçiyorsun ölüler diyarına, artık oradan ilerliyorsun. Aslında o birkaç oyunda gördüğümüz bir sistemin değişik versiyonu. Dishonored 2'de böyle bir bölüm vardı mesela. Zamanda yolculuk yapıyordum böyle. Titanfall 2'de de benzer bölüm olduğunu hatırlıyorum böyle zamanda değişik yaptığın. Burada da diyar değiştiriyorsun. Ve komple oyun içerisine yedirilmiş bir mekanik olmuş bu. Yani sadece tek bir bölüme sınırlı kalmamış. Oyun ilerleyişini değiştirecek kritik bir olay aslında bu. Çünkü ölüler diyarına geçmek için bildiğin kendi canlarından birini yemen gerekiyor. Bu yüzden de hani kritik bir karar mekanizması olacak yani. Ölüler diyarına geçmeli misin, geçmemeli misin bunu bir kafa yoracaksın. Tek bir şey kafama takıldı burada sadece. Oyunda böyle her yere lambayla bakma ihtiyacı hissedecek miyiz yoksa oyun bize burada ekstra yol var diye uyarı yapacak mı onu merak ettim. Ya çünkü her böyle boşluğa lamba tutacaksam ben oyunu oynayamam yani. Devamlı lambaya çıkar bak, lambaya çıkar bak. En azından bir ipucu falan mı verecekler yoksa direkt söyleyecekler mi? Söylemeleri de biraz sıkıntı. O zaman çok sıkıcı olur, keşfedemezsin. Bunun dengesini nasıl tutturdular onu görmek istiyorum. Tabii mekanikler dışında oyunun kendine has büyüleri falan da var. Fakat bunların derinliği ve çeşitliliği ne aşamada ne seviyede olacak onu artık çıkınca göreceğiz. Herhalde Elden Ring kadar derin bir şey beklemiyorum zaten. Ama en azından üzerine düşündükleri mekanikler düzgün çalışsın, keyifli olsun yeterli. Oyundaki vuruşlar, oturaklılık, bitirici hareketlerin gerçekten de kuvvetli hissettirmesi bir aksiyon oyunu adına nefis şeyler. Ya şuna baksana yani hani oturtuyor vurduğumu belli yani. Oyunda bu arada arkadaşınızla beraber oynamak istiyorsanız co-op var. Büyük ihtimalle Souls oyunlarındaki gibi çalışıyor. Biri sizin oyununuza gelip size yardımcı olabiliyor veya siz birinin oyununa katılabiliyorsunuz. Bu da yanına birini almak isteyenler için okey güzel. Yani genel anlamda Lords of the Fallen oldukça etkileyici duruyor. Zaten yorumlara da baktım millet ne demiş ne düşünmüş sadece ben mi gaza geldim diye. Çok fazla insan ya ben bu oyuna dikkat etmemiştim ama bu neymiş ya iyi gözüküyor falan demiş. Ki ciddi anlamda çok beklenenler listesine girebilecek seviyede bir iş gösterdiler bize yani. Bundan sonra artık bunun altını doldurup dolduramayacaklarını göreceğiz. Benim böyle oyunlarla alakalı en güvenemediğim kısım biraz zorluk dengesi
olayı oluyor. Ya From Software'in çok tatlı tutturduğu bir denge var. Zor gibi dursa da alışınca çok normal gelen bir akışı var yani oyunların. Fakat Souls benzeri oyun yapan pek çok firma bunun ayarını tutturamıyor. Bu sadece düşmanların zor olmasıyla alakalı bir şey değil abi. Karakterin hantallığıyla alakalı bir şey, düşmanların agresif olmasıyla alakalı bir şey. Yani bunların hepsinin bir dengesi var ve bu denge bir zorluk çıkarıyor karşına. Ve inanın From Software'e kadar kimse bunu tutturamıyor. Biri karakteri çok hantal yapar, oynaması çok zor olur. Mesela Mortal Shell bence bununla bir örnek. Başkası karakterleri çok agresif yapar, tam dövüşmekten keyif alamazsın. Başkaları üzerine düşman boca eder veya tam tersi her gördüğün düşman boss seviyesinde zor olur falan. Ya bu ayarı tutturması zor bir ayar, bunu kabul ediyorum. Zaten o yüzden Souls benzeri çok oyun gelse de hiçbiri o kadar büyük hit olamıyor Dark Souls'lar dışında. En yakın gördüğüm Nioh benim. Hani gerçekten kendine has bir zorluğu, dengeyi tutturabilen oyun Nioh yani. Onun dışında aklıma gelen tüm örnekler bu ayarı doğru tutturamıyor. Benim de oyunla ilgili en büyük korkum aslında bezdirici veya keyifsiz bir şeye dönüşebilir oynanışı. Böyle bir korkum var. Sonuç olarak görselliği, oynanış hissiyatı falan üst seviye bir iş geldiğini hissettirdi. Teknik problemleri de çıkmazsa çıktığında oynar bakar net şans veririz. Sevindim ben ilk defa bir oyunu hiçbir şey bilmeden çok bekliyordum böyle. Hani hakikaten hiç beklenecek bir şey yoktu ortada. Bekleyeceğim lan bunu dedim ve ilk defa hakkımı aldım. Çok hoşuma gitti. Oyun 2. Asla oynamam dediğim oyuna gazlandım. Bazı insan vardır vampir teması sevmez, bazısı vardır fantastik dünya sevmez, bazısı vardır gangster teması hoşuna gitmez. Her insan her temadan hoşlanmayabilir. Benim de böyle bir temam var. Normalde çok keskin böyle şeylerim yoktur ama mecha temasından nefret ediyorum. Ya çok itici geliyor bana, hiç hoşlaşamıyorum. Bir türlü mecha barındıran film, dizi falan izlemekten de keyif alamıyorum. Zaten mecha tema barındıran oyun da çok var mı ondan da emin değilim. Ne bileyim abi, böyle koca koca robotların savaşı bana gelmiyor yani. Transformers falan bile bu yüzden pek izlemedim açıkçası. Fakat benim gibi bir adam bile şu anda bir oyun bekler hale geldi. Ne hangi oyun diyeceksin? Armored Core 6. Tam bir ay sonra çıkacak bir oyun bu. 25 Ağustos tarihinde çıkacak. Ve bu oyun tam anlamıyla mecha kültürünü buram buram benimsemiş bir oyun olacak. Neden ben bu oyunu bekliyorum? Beklemek zorundayım çünkü bu oyun dünyasının en iyi firmalarından biri tarafından yapılıyor. Dark Souls'ları, Bloodborne'ları, Elden Ring'i yapan From Software'in yeni oyunu lan bu. Armored Core 6 yani 6 diyorum bak, adından da anlayacağınız üzere köklü bir seri. Serinin bir önceki oyunu ne zaman çıkmışlar? Sen 2012'de 11 yıl önce çıkmış. Sonra da ses solu kesilmiş bir seri aslında bu. Normal sesin solunun kesilmesi de çünkü o tarihlerde Dark Souls olayı inanılmaz patladı. From Software'de dönüp bir de Armored Core'a bakmadı. Ne yalan söyleyeyim, ben de bu saatten sonra bakmazlar diye düşünüyordum. Sonuçta hani Dark Souls'lar, Elden Ring'ler, Bloodborne'lar tutmuşken Armored Core gibi niş bir türü niye yapasın ki diye düşünüyordum. Ama şaşırttılar beni. Sadece bu konuda değil, iki konuda şaşırttılar beni. Birincisi From Software'in oyun yönetme hızına şaşırdım. İnanılmaz hızlı oyun yapabiliyorlar ve yaptıkları her oyun ciddi kaliteli oluyor. Yani öyle fena değil demiyorsun. Harbi üst kaliteli oluyor. Bak 2016 Dark Souls 3 benim için serinin en iyi oyunu. 2019 Sekiro muazzam oyun. 2022 Elden Ring dünyaları yıktı geçti. 6 senede 3 tane oyun çıkarıp 3'ünde de zirveyi zorlamışlar yani. Böyle bir firmadan bahsediyorum. Şimdi 2023'te Armored Core 6'yı yapıyorlar. Yani Elden Ring'den 1 sene sonra. Tahminimce 2 yıl sonra da Elden Ring 2 falan çıkaracaklar bu hızla yani. Teknik olarak üst kaliteyi zorlamıyor olabilirler. Hani en iyi dokular, en iyi kaplamalar bizde olsun, grafikler aksın, sinematikler coşsun gibi beklentileri yok. Ama bu beklentilerden sıyrıldıkları için de daha hızlı oyun üretebiliyorlar gibi geliyor bana. Çünkü diğer firmaların hepsi bir oyun yapmaya kalktığı zaman 5 yıl 6 yıl bizi bekletiyor ya. Bu açıdan From Software'i ekstra takdir ediyorum. Bir diğer şaşırdığım şey de daha önce dediğim gibi Armored Core gibi niş bir seriyi tekrar diriltmeleri. Bakın bu dünya artık kapitalist düzen falan ne derseniz deyin. Sonuçta ticari beklentilerin çok yüksek olduğu bir dünyadayız şu anda. Ve firmaların çoğu da ticari beklentiye göre hareket ediyor. Armored Core gibi çok niş yani seriyi toplasanız Dark Souls'un bir oyunu kadar satmamıştır büyük ihtimalle. Böyle niş bir oyunu tekrar diriltme çabaları bana şunu söylüyor. Biz sadece ticari beklentilerle hareket etmiyoruz. Biz Armored Core yapmak istiyorduk, o yüzden de yapıyoruz kafasındalar. Bu yüzden de ekstra bir heyecanlanmak istiyorum. İstiyorum diyorum çünkü heyecanlanmak gerçekten benim için zor oğlum ya. Hakikaten mecha temasından hiç hoşlanmıyorum. O yüzden de ne yalan söyleyeyim, geçen haftaya kadar böyle oyunla alakalı beklentim 10 üzerinden 2 falandı. Yani kalite beklentim değil. Benim hani heyecan metrem 10 üzerinden 2 idi. Geçen hafta ne oldu derseniz oyunla alakalı yeni videolar çıktı. İnsanlar oyunu denemişler, oynamışlar, o yorumlarını paylaştılar. Yeni videoları uzun uzun seyrettim. Baktım abi millet ne demiş, ne yayınlanmış diye. Hepsini bir oturdum analiz ettim kendimce. Ve vardığım sonuç şu: hayvan adamlar yine felaket kalitede bir iş çıkaracaklar. Ve ben tiksindiğim bu oyun türünde bir şeyi bayıla bayıla oynayacağım. Armored Core 6 gerçekten çok deli bir aksiyon olacak. Bu oyun From Software'in önceki oyunları gibi Souls mantığında bir yapım değil. Bir aksiyon macera oyunu. Daha geleneksel yapıda ilerliyor. Bölüm bölüm gidiyorsunuz abi. Bir bölüme giriyorsun, düşmanları öldürüyorsun, boss'u öldürüyorsun, görevi bitiriyorsun. Sonrasında yeni göreve geçiyorsun. Yani yeni bölüme geçiyorsun. Her bölümden kazandığın parayla da robotunu geliştirebiliyorsun. Upgrade ediyorsun. Parçalarını kuvvetlendiriyorsun. Yeni silahlar deniyorsun. Armored Core serisini oynayanlar özellikle robot özelleştirme olayının çok önemli olduğunu vurguluyor. Toplam 11 adet değiştirilebilir parçası var robotumuzun. Bu parçaların 4 tane silah, evet 4 silahla gezebiliyoruz aktif olarak. Geriye kalan 7 parçada işte ayaklar var, gövde var, hepsi ciddi etki eden şeyler. Her bir değişen parça oynanışını direkt değiştiriyor. Mesela karakterin ayağını bir değiştiriyorsun, karakter havada daha fazla süzülüyor. Veya işte bir daha değiştiriyorsun, tank gibi yerde eze eze gidiyor. Daha atletik bir bacakla değiştiriyorsun, sağa sola kaçan bir tipe dönüşüyorsun. Ciddi anlamda ayak değiştirerek oynanışını değiştiriyorsun aslında. Bir de diğer parçaları değiştirdiğin zaman var sen hesap et etkiyi. İşin güzel tarafı şu, parçayı satın alıyoruz mesela. Beğenmedik diyelim, iade ettiğimizde full fiyattan iade edebiliyoruz. Bu deneyselliği arttırır muhakkak. Oynanış tarafına baktığımız zaman zaten From Software'in usta olduğu iş. Ben mecha sevmem dedim ama ben
bile videoları izleyince şeyi fark ettim abi. From Software öyle bir oynanış hissiyatı yapabiliyor ki yani bunu mekayla da yapabiliyor, insanla da, yaratıkla da, her şeyle yapabiliyor. Ya yani oynarken karakterin keyfini hissettiriyor sana. Ya bu konu ciddi bir ayrı tartışma konusu aslında ama From Software'in dizaynından animasyonlarına, vuruş hissine kadar karakter hareketini bütünüyle çok özel oluşturduğu bir karakter yönetme hissi var. Uzaktan baktığın zaman abi ne diyorsun lan, işte standart karakter yürüyor vuruyor falan diyebilirsin. Ama öyle değil abi. Souls'ları, Elden Ring'leri falan oynayanlar çok net anlayacaktır bu dediğimi. Bu adamların oyunlarını oynadığında çok değişik bir karakter yönetme keyfi alıyorsun. Böyle deli gibi konuşmak istemiyorum çok değişik çok değişik diye ama buna şimdi anlatsam teknik teker teker falan filan çok uzun bir video konusu olur. Ama robotun üzerinden çıkan dumanlardan robotun sağa sola süzülmesine kadar burada da çok keyifli, çok kendine özgü bir oynanış hissiyatı oluşturmuşlar. Oyunda bölüm bölüm ilerleyeceğiz dedim ya, her bölüm bize verilen bir görevi yapmak için bir alana gideceğiz. Bu alanda işte bir görevimiz olacak, onu yapacağız. Mesela bir tane görevde abi şu devasa aracı indirmemiz gerekecek. Bu da gerçekten enfes epik bir bölüm olmuş ya. Aracın bir bacağını indiriyorsun, araç bir anda böyle sağa doğru devrilmeye başlıyor. İşte dumanlar atıyor falan filan, müthiş gözüküyor gerçekten. Bir başka bölümde işte bir üssü gidip patlatmamız gerekecek falan. Oyunun zaten oynanış hızı seri yani çok hızlı hareket etmeniz gereken bir oyun. Sağa sola fırla, yukarı uç, aşağı uç. Sadece hani artık yatay düzlemde değil, dikey düzlemde de kapışıyoruz. Buna da alışmamız gerekecek yani. İlla böyle oturduğumuz yerden çat çat savaşmayacağız. Zıplayacağız, kaçacağız, yukarıdan aşağı tepelerine bineceğiz. Boss kısımlarına geldiğimizde de oyunun Souls'tan esinlenmiş kısmını oynayacağız. Çünkü boss fightları gerçekten de Souls oyunlarından çıkmış gibi. Çok da hareketli bir oyunun sunduğu bariz ortada. Düşman üzerine bir şeyler yağdırıyorsan oraya zıplıyorsun, buraya zıplıyorsun. Bir saniye durmuyorsun yani ve düşmana devamlı odaklısın falan. Bir Souls oyunu oynar gibi ama mecha temasında ve çok daha hızlı bir şekilde oynar gibi hissettirmesi de özel bir deneyim verecektir diye düşünüyorum. Bak şakasız söylüyorum, ilk videoyu açtığımda, ilk oyunla alakalı video seyrettiğimde yani böyle arayüzü gördüm, karakteri gördüm falan, üf dedim ya From Software niye ya? Niye Armored Core yapıyorsun? Git başka bir şey yap falan diyordum. Fakat böyle 15 dakika sonra, 20 dakika sonra başka videolara geçmeye başladıkça oyun böyle yavaş yavaş içime sinmeye başladı. Ha dedim, ulan bunlar başka bir şey yapmaya çalışıyor. Yani bu Souls'un benzeri olan bir mech oyunu değil. Burada seriye, hıza, hızın getirdiği böyle keyfe önem veren bir oyun var. Souls'larda böyle daha ağır ve dikkatli oynamaya çalışırken, en azından ilk oynadığında, burada daha hızlı, daha seri bir yapı var. Ve bu kendi içindeki yapıyı çok güzel kurmuşlar. Tekrar oynanabilirliğe önem vermişler. Yani bölümleri mesela tekrar tekrar oynayabileceğiz. Derece yapabileceğiz bölümler içerisinde. Atıyorum işte robotunu değiştirdin, upgrade ettin, tekrar girdin, tekrar kastırdın gibi bir durum var. Her oyuncunun yapacağı bir şey değil bu ama eminim ki From Software'in böyle hayranları, fanları teker teker kurcalayacak, deneyecektir yani. Oyun 25 Ağustos'a çıkacak. Şunu şurasında ben birkaç gün kaldım neredeyse hatta. Çıktığında artık herhalde hayatımda ilk kez bir mech savaş oyuna para harcamış olacağım. Ki para demişken onu da söyleyeyim. Bu para oyunun en büyük eksisi. Yani çok pahalı lan oyun. Ya bir oyuna bu parayı vermek zaten başlı başına soru işareti. Bir de mech tamalı bir oyuna bu parayı vermek, yani bilmiyorum, benim hiç içime sindirebileceğim bir mevzu değil ama bana inceleme kodu göndermiyorlar From Software diye hatırlıyorum. Yani Türkiye'ye gönderiyorum, ondan da emin değilim. O yüzden alacağım, oynayacağım yani. Bunun dışında demosu çıktığı için çok bahsetmedim. Oynamak isteyen zaten gidip oynamıştır diye ama Lies of P de benzer şekilde çok ciddi kaliteli bir aksiyon oyunu olacak gibi duruyor. Yani Bloodborne'u PC'ye bekleyenler varsa en yakın temada oyun bu olacak gibi. Sağlam mekanikleri olan, gerçekten kendine has bir atmosferi olan, yani kendine has diyorum ama Bloodborne işte. Fakat onu güzelce uyarlamış kendine yani. Bu da ciddi kalitede bir yapım. Bunun demosu var. Hani denemek isteyen gidip bakabilir. Diğerleri ise henüz demosu memosu falan yok. Yeni videolara çıkmış sadece. O yüzden onlara bir yer vermek istedim. Daha fazla insan bu oyunlarla alakalı fikir sahibi olsun istedim. Çünkü bu oyunlar gerçekten de üst kaliteye hedefleyen oyunlar. Ama Türkiye'de de dünyada da, hadi Armored Core'u bir yana koyuyorum. O dünyada yavaş yavaş konuşulmaya başlandı ama Türkiye'de çok fazla konuşulmayan oyunlar. O yüzden belki dikkatini çeken birileri olur. Şu eğlenceli muhabbet ederiz diye yer verdim. Gelelim bu videomuz özel sistemimize. Şu anda ekran gördüğünüz sistem ismi Salo. Salo bilgisayarımızın içerisinde 6750 XT ekran kartı var. Bu ekran kartıyla beraber AMD'nin DLSS benzeri FSR özelliğini de kullanabiliyorsunuz oyunlar içerisinde. İşlemci tarafında i5-12400F tercih edilmiş. Gayet uygun 6 çekirdekli Intel'in en güncel sokete sahip bir işlemci. 16 GB RAM'imiz var. 3200 MB hızında RAM'ler bunlar. 8x2 olarak geliyorlar. SSD'miz M.2 SSD 3000 MB ortalama okuma yazma hızı sunuyor. Ethiopia'nın fiyat performans olarak konumlandırdığı kasalardan bir tanesi kendisi ve şöyle bir güzelliği var bu kasanın. Kasayı satın aldığınız zaman hazır sistemlerde normalde çok görmezseniz Windows 11 dahil geliyor bu sistemde. Yine diğer kasalarda olduğu gibi bu kasada da kafanıza göre parçaları değiştirebiliyorsunuz, bakabiliyorsunuz, kurcalayabiliyorsunuz. Yükseltme imkanınız var. Bazı parçaları daha yüksek isterseniz pat diye değiştirebilirsiniz oradan. Site üzerinden bunların hepsini yapabiliyorsunuz. Sipariş verildiği zaman hem montajı yapılıp hem de işletim sistemi yüklü olarak geldiği için bu da ekstra insanları mutlu edecektir diye düşünüyorum. Eğer detaylara bakmak isterseniz açıklama kısmındaki linkten gidip tıklayıp bakabilirsiniz bilginize.